Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz tiyatral nikah sanatçısı Malik Erbaşı. Hoş geldiniz Malik Bey. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Malik Erbaşı. Yani doğma büyüme İstanbul'da yaşıyorum. Organizasyon sektöründe uzun yıllardır hizmet veriyorum ve tiyatral nikah sanatçılığı yapıyorum. Çok güzel. Tiyatral Nikah Türkiye platformu nedir? Bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi Tiyatral Nikah Türkiye platformu 6 kişiden oluşan tiyatro sanatçılarının da aslında bir arada olduğu, öğretmenlerin bir arada olduğu, yani eski mesleklerin öğretmen olan arkadaşlarımızın bir arada olmuş olduğu bir grup. Tiyatral Nikah'ın Türkiye'de yayılmasını ama bunu tabii yaparken de daha doğru ve daha düzgün yapılmasını evet, sağlıyoruz. Gerçeğe yakın olacak, inandırıcı tabii, olacak. Hem gerçeğe yakın olacak, tabii ki bazı çiftlerimiz özellikle esprili isteyenler evet, de oluyor vesaire, onları da yapıyoruz tabii ama burada asıl önemli olan tiyatral nikahın resmi nikah yapılmayan hiçbir çifte uygulanmaması gerekiyor. Bu sebeple de biz hani ne yaparsak yapalım yasal yolla yapmamız gerektiği için böyle bir platform kurduk ve onun üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakında zaten bütün Türkiye duyacak herhalde çünkü o minvalde gidiyoruz yani çalışmaya. Cübbeniz, defteriniz ve mazbatanız da orada zannediyorum, değil mi? Evet. Önünüzde onları kullanıyorsunuz. Evet, çünkü biz izinli çalışıyoruz. Evet. Yani dediğim gibi yasal olarak çalıştığımız için bunlar bizim aslında argümanlarımız ve gittiğimiz nikahlarda bunları kullanıyoruz. Bunlar olmadan hizmet veremiyoruz. Çok güzel. Normalde de bunlar yoksa bir çiftinde eğer bu hizmeti alacaksa ve eğer bu mazbatası, işte defteri, cübbesi yoksa bu hizmeti almaması gerekiyor. Çok güzel. Peki tiyatral nikah kimler tarafından yapılabilir? Tiyatral nikah şöyle, tiyatral nikah aslında herkes tarafından yapılabilir. Ama bu herkesin bizim platformumuza üye olmuş olması gerekiyor. Evet. Tabii ki bunda bir becerisi vesaire olması gerekiyor, ayrı bir şey ama tabii. Hani tabiri caizse merdiven altı şeklinde olmaması gerekiyor. İşi bilenler yapacak. Tabii tabii. Burada bir eğitim veriyoruz çünkü. Çok biz güzel. Hani çok basit gibi görünüyor ama hiç de öyle Tabii, değil. hiç Çünkü değil. bunda önemli olan zamanlama, Evet. O çiftlerin o duygusunu anlamak. Tabii yine demin söylediğim gibi o yasal kısım zaten en önemli kısım Evet. olduğu için ona uyarak, yani yasa ne diyorsa onun üzerinde yapmak gerekiyor bunu. Çok güzel. Sunuculukla ilgili deneyiminiz var zannediyorum. Biraz bahseder misiniz? Aslında ben müzisyen. Çok uzun yıllardır, yani 37 yaşındayım. Kendim bildim bileli müzik yapıyorum. Hani Müzisyenlik de var. Bayağı tabii. geniş bir yelpaze bu. Bravo. Çok şükür. Aileden gelen bir şey Ne güzel. aslında. Onun getirmiş olduğu bir şey. Yani sahnede olduğunuz zaman birçok şeye müsait olabiliyorsunuz. Evet. İşte bu sunuculuk da bunlardan bir tanesi ve çok iyi yerlerle çalışıyorum Allah'a şükür. Onu da çok severek yapıyorum. Evet. Peki çalıştığınız bir firma var mı? Nedir detayları? Yani şöyle, aslında ben kendi firmamla evet, devam ediyorum. Yani Adelis Organizasyon olarak. Çok güzel. Birçok otelle çalışıyoruz. Yani işte Cevahir gibi, Hilton gibi birçok otelle çalışıyoruz. İstanbul genelinde gerçekten kendini kanıtlamış, isim yapmış birçok firma aslında bizimle çalışıyor. Daha doğrusu öyle evet, söyleyeyim. Bu da bizi çok mutlu ediyor tabii ne ki. güzel. Çünkü tercih ediliyor olmak o firmalar tarafından çok güzel bir duygu. Geniş bir müşteri portföyünüz Tabii. var. En iyilerle çalışıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Hedefleriniz nelerdir firma Ya, olarak? firma olarak aslında hedefimiz, biz hayal gerçekleştiriyoruz. İnsanların hayallerini gerçekleştiriyoruz her koşulda. Yani bu sunumda bile böyle. Çünkü sunuculuk yaparken de orada hizmet verdiğimiz kişinin aslında bir hayali var. Evet. Bir şeyin farklı bir şekilde yapılmasını istediği için bizi tercih ediyor. Yoksa orada mesela sunucu olmasa da olur. Evet. Ama bir şey hayal ettiği için onu sizi orada istiyor. Ekstra bir şey katıyor Tabii olaya. tabii. Yani orada o günü daha da güzelleştiriyorsunuz. Bu her şey de öyle. Yani Evet. hatta soracağınız birçok sorunun karşılığında ben hayaller diyebilirim yani. Ne Çünkü güzel. en çok önem Önemli. verdiğim Önce bu. hayal kuracağız, sonra onu Kesinlikle. gerçekleştireceğiz. Çünkü organizasyon böyle bir şey aslında. Evet. Hani tam anlamıyla, yani Evet. sahnesinden tutun da sunuculuğuna, tiyatral nikahına, kınasına. Şimdi çalışıyoruz biz bu arada. Ne Kına güzel. bölümüyle de eşim ilgileniyor. Hanımlar iyi bilirler onu. Çok iyi. İnanılmaz bir hayal gücü olması gerekiyor organizasyon işi yapan insanların. Tabii. Bence ben böyle Önce bir düşünüyorum. tahayyül edeceğiz. Canlandıracağız. Ondan sonra hayata geçireceğiz, Kesinlikle gerçekleştireceğiz. öyle. Bir de ben bir erkek olarak aslında genelde kadınların tercih etmiş olduğu bir işi yapıyorum.
eşimle beraber. İlk gördüklerinde gelinlerimiz özellikle, ya işte hani biz sizinle anlaşabilecek miyiz falan dedikten önce sonra biraz ön yargılar var ama kesinlikle anlıyorlar. Organizasyon bittikten sonra bazen eşim şey diyor, geliyor. Ya her şeyi ben yapıyorum, teşekkür sen alıyorsun falan gibi oluyor yani bu. Ama çünkü onları çok iyi anlıyorum ve öyle olduğuna da inanıyorum açıkçası. Peki bu işi neden seçtiniz? Çok basit aslında, biliyor musunuz? Mutlu olmak için. Güzel. Çünkü başkalarını... Sizi mutlu eden bir iş. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi 37 yaşındayım. Farklı sektörlerde de çalıştım ve çok iyi yerlerde de çalıştım. Hani konum olarak çok iyiydi ama bu mutlu etmiyordu. Burada çok farklı bir duygu var. Yani şöyle düşünsenize, mesela bir çiftin nişanından kınasına, düğününe ortak oluyorsunuz. İşte 2 yıl sonra, 1 yıl sonra sizi arıyorlar. Malik Bey, oğlumuzun doğum günü var, çocuğumuzun doğum günü var, yapar mısınız diyorlar. Ve bir daha bir araya geliyorsunuz. Evet. Kopmayacak mesela, ciddi anlamda şu an düğününü yapıp bizimle çalışan, şu an bizim ekibimize dahil olan insanlardan tutun, ailecek görüştüğümüz, dost, arkadaş edindiğimiz insanlar da var. En güzel yönü de sürekli hiç tanımadığınız insanların ortamına girip sürekli yeni insanlar tanıyorsunuz ve her yeni insan size yeni bir şeyler katıyor. Zamanımızın büyük bir bölümünü iş hayatında geçiriyoruz. Evet. O yüzden sizin bu şekilde mutlu olmanız çok güzel bir şey. Kesinlikle, çok şanslısınız. Kesinlikle öyle. Evet. Peki müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Müşterilerimizden özellikle ben nikah kısmında bunu söyleyeyim. Hani kısa kısa değinmek istiyorum açıkçası. Tabii. Nikah kısmında daha çok eğlenmek istiyor insanlar. Evet. Çünkü bizim yaptığımız iş tiyatral nikah, eğlenceye yönelik bir şey oluyor. Sorularımız daha komik olabiliyor. Mesela evet. Damat beye soru sorarken farklı soruyoruz. Gelin hanıma soru sorarken farklı soruyoruz. Damat beye diyorum ki mesela, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, hayatınızın bundan sonra kalan kısmında atıyorum. Evet. Ayşe Hanım haricinde hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, normalde derler hiç kimsenin etkisi ve baskısı diye. Evet. Mesela orada çok böyle hem misafirler oluyor tarafından, bu en küçük ayrıntısı hatta, hoşlarına gidiyor ve bunu istiyorlar. Ciddi isteyen de oluyor tabii ki ama kına organizasyonu daha detaylı bir şey. Hani işimiz eğlence sektörü aslında ama evet. Kına organizasyonu çok detaylı ve inanılmaz stresli bir iş. Özellikle gelin hanımın tabii. stresini eğer o an anlayamıyorsanız ve onu paylaşamıyorsanız, inanın hani çok zorlanırsınız. Doğru. Ama biz Allah'a şükür o kademeyi çok önceden tabii, geçtiğimiz tecrübe için edindiniz çok senelerdir. çok. Çünkü ya onlar hayatında bir kere yapıyor bunu. Tabii. Ama biz her gün yapıyoruz. Evet. O yüzden bunun ben bunu gelinime söylediğimde çok rahatlıyor mesela. Hani o stresi evet. yaşıyor. Hı-hı. Diyorum ki sakin Biz olun. her gün yapıyoruz bu Biz işi. bunu her gün yapıyoruz. Ama burada da önemli olan nokta şu. Biz her gün ilk defa yapıyormuş gibi yapıyoruz. Çok güzel. İşte en önemli nokta bu. Çünkü titizlikle ben her yapıyorsunuz. Gün yapıyorum ya. Nasıl olsa alıştık, Tabii, şöyle yapayım olmaz. Derseniz olmaz, Olmaz. tabii. Değer vereceksiniz. Titizlikle çalışacaksınız. Kesinlikle öyle. O müşteri memnuniyeti çok önemli. Peki işinizin zor yanları var mı? Tabii. Yani zor yanları aslında önce güven. Evet. Güven tesis edeceksiniz. Kesinlikle. Zor kısmı bu. Kim olursa olsun, yani sunuculuk, nikah veya kına için gelen bütün müşterilerimizde biz önce iş konuşmuyoruz. Benim ofisime gelen hiçbir çiftimle asla önce işi konuşmadık. Önce birbirimizi tanıyoruz. Ne güzel. Önce sohbet ediyoruz. Bir çayımızı, kahvemizi evet. içiyoruz. Nelerden hoşlanır, Tabii. ne Hayat sever. Genel Çok kültürü güzel. Sohbet ediyoruz. Hayat üzerine sohbet ediyoruz. Acılarımızdan vesaire. Yani evet. inanın öyle bir konuyu açıyor ki daha sonrasında biz işi konuşuyoruz. Evet. Ve en son hiç işte o işin ücreti neydi vesaire falan, Malik Bey diye girilen bir ortamda, Malik abi görüşürüz en kısa zamanda deyip çıkılan bir yer oluyor. Ne Ve güzel. Onu o kategoriye getirmek, o güven duygusunu Evet. sağlamak benim için, eşim için de öyle, en önemli ve en zor kısım bu açıkçası. Evet. İşinizin keyifli yanları nelerdir? Keyfi çok ya. Hangi birinden bahsedeyim bilmiyorum ama demin de söylediğim gibi yani en çok yeni insan tanımak en keyifli yanı. Bir de eşim buna biraz kızıyor ama çok geziyorum. Yani bir devamlı, bakıyorsunuz farklı şehirler, farklı ilçeler. Şehirler. Ben bu işi yapmış olmasaydım, örnek veriyorum, Sinop nasıl bir yer, Ayancık nasıl bir yer, hiç bilmeyecektim. Çünkü hiç alakam yok. Yani bir şey için gitmem gerekmeyecekti evet. oraya. Ama bu işi yaptığım için Sinop'tan bir müşterim aradı. Orayı da görüyorsunuz tabii bu oraya gidiyoruz. vesileyle. Bir de güzel olan yanı, gidip
kalıyorsunuz. Hani işiniz detaylı bir şey olduğu için önceden gidiyorsunuz, yeri ayarlıyorsunuz. Daha sonra işte o ürünler kargo ediliyor oraya vesaire falan. Orayı yaşıyorsunuz, tanıyorsunuz. Ve artık işte arkadaş ortamlarında falan Sinop şöyleymiş falan. Hayır ya, şöyle güzel bir yer, böyle güzel bir yer diye örnek verebiliyorsunuz ve çok eğlenceli açıkçası bu. Tabii, çok güzel. Ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz? Yani ben aslında 8 yaşından beri müzikle ilgileniyorum. Hani sorarsanız aslında ben 8 yaşından beri bu işi yapıyorum aslında. Çünkü hep o müziği yaparken de evet sahne de yaptım, canlı müzik de yaptım ama genellememiz hep şeydi, düğün ve eğlence sektörüydü. Aileden gelen bir şey olduğu için mutfaktan yetişiyorum diyebilirim aslında. Hani bildim bileli bu işi yapıyorum bir dönem ek olarak. Daha sonrasında da tek işim olarak yapmaya devam ediyorum. En güçlü yönleriniz nelerdir? İkna kabiliyeti. Çok güzel. Yani bütün bunu, iş konularında en önemlisi budur zaten. Kesinlikle çok ve güzel. Burada da yine güven duygusu devreye giriyor. Evet, bir insanı ikna etmek için bir sürü şey söyleyebilirsiniz ama bunun doğru olması gerekiyor. Kesinlikle. Biz özellikle mesela kına organizasyonlarımızda birçok argüman kullanıyoruz. Ben gelinlerime söylediğim şudur mesela. Diyorum ki yani şuradaki ürünleri görüyorsunuz değil mi? Bunlar işte genelde biz gold rengi şeyler tercih ediyoruz. Bunları düşünün ki bunlar gold renk falan değil. Bunlar gerçekten altın. Ama ben sizi eğer mutlu edemiyorsam bunun altın olmasının hiçbir önemi yok. O yüzden hani ve bunu da gerçekten yürekten hani böyle ikna edeyim, işte inansınlar bana diye değil. Kendi yürekten karakterinizle hissettiğim böyle. için. Çünkü gerçeğin bu olduğu için. Çünkü senin yüzünü güldüremiyorsam istediğin kadar altına boğayım hiçbir anlamı yok bunun. Kesinlikle. Siz uzun vadeli işler yapıyorsunuz bir de. Kimileri daha kısa vadeli veya günü kurtarmak derdindedir. O çok yanlış bir metot. Kesinlikle. En güzeli güveni kazanacaksınız ve uzun Ya vadeli dediğim olarak gibi görüşeceksiniz. biz işini yaptığımız insanlarla daha sonra dost oluyoruz. Evet. Çünkü işte ailesinin bir düğünü oluyor, bir atıyorum işte görümcesinin düğünü Tavsiye oluyor. ediyor. Biz çünkü bizim işimiz öyle gider. Yani Eş istediğiniz dost, değil mi? kadar Etrafı anlatıyor. tabii. Yani burada o anlatırken ne dediği çok önemli. Bizim mesela işimizden bahsetmezler. Çok ciddi ve samimi söylüyorum bunu. Sizin ne kadar İzleyenler iyi, de iyi bu insan işe nasıl olduğunuz, yaklaştığımızı, onların o gününde, o stresinde nasıl ilgilendiğinizi, ilgilendiğimizi, tabii. işte tahtları şöyle, ürünleri böyle falan demezler yani. Evet. Onu gelen müşteri kendi görür zaten. Evet. Siz her detayla ilgileniyorsunuz. Müşteri ne istiyor, o isteğe cevap veriyorsunuz. Kesinlikle Çok öyle. önemli. Evet. Peki iş hayatınızda karşılaştığınız en büyük problem neydi ve onu nasıl çözdünüz? Şöyle aslında birçok var ama ben genel olarak bizim sektörümüzde yaşanan bir sorun var. Şimdi organizasyon işi yapan insanların haliyle işte oteller, kır bahçeleri, düğün salonlarıyla çalışması gerekiyor. Gittiğimiz yerlerde illaki zorluklar çıkartılıyor. Şimdi isim vermeyeyim bir yer ciddi anlamda bir zorluk çıkartmıştı. Hani genel olarak da bu zorluğu aslında her yerde görüyorsunuz ama orada bir kademe daha yüksekti yani ve işimizi yapamayacak derecedeydi. Ben mekan sahibiyle gereken konuşmayı yaptıktan sonra olayı çözmüştüm ve mümkün mertebe bizler gittiğimiz yerlerde, o mekanlarda oranın düzenini bozmadan ama kendi söz verdiğimiz şeyleri de yapabilecek potansiyelde olmamız gerekiyor. İşte Bazen mekan kısıtlıyorlar, değil mi ister sizi? istemez ya onların da bir kuralı var. Anlayış gösteriyorsunuz ama şimdi şöyle olması lazım. Gittiğiniz yerde oranın kuralına uyarak kendi işinizi de o kurallar çerçevesinde yapmanız gerekiyor. Tabii bunun tecrübeyle artık öğrenildiği için bundan sonra nasıl yapacağımızı da artık öğrendik ve gitmeden orayla görüşüp daha detaylı konuşup kendimizi tanıtarak daha rahatlık oluyor açıkçası. Peki sizce başarı nedir ve sizin en büyük başarınız neydi? Benim en büyük başarım özellikle bu sektörü seçmemdi bence. Tabii ki daha ileride olacak inşallah. Başarı karşınızdaki insanın gerçekten gözlerinin içini güldürüyorsanız bu işi yaparak bence başarı odur. Hani birçok şey söyleyebilirim aslında bununla alakalı ama ben maneviyata çok önem veririm. Balık burcuyum Ne güzel. ve duygusalımdır. Çok güzel. Karşımdaki insanın gerçekten mutlu olduğunu hissettiğimde başardığıma inanıyorum. Hani bugüne kadar en büyük başardığım şeylerden biri de mesela demin o saymış olduğum birçok otelin yani Türkiye'de gerçekten hani yıldızları taşan o otellerin içlerine girmek bazı organizasyoncular tarafından gerçekten çok zor olmasına rağmen ben bugün hepsiyle oturup çay kahve içebilecek pozisyondayım ve o güveni
vermiş olmaktan çok mutluyum ve o konumda çalışmaktan da çok mutluyum. Daha da ileri olacak inşallah. Bir Kıbrıs projemiz var. Süper. Altyapısı hazırlandı. Büyük pazar ve ilişkiler kuvvetli. Kesinlikle. Orada da büyük organizasyonlar yapılıyor. Gayet güzel bir yer seçmişsiniz. Evet. Hem orada bağlantılarımız var. Bir mimar yeğenim var orada. Çok Nurcan. Güzel. Uzun yıllardır orada okumak için gidip iş kadını oldu. Güzel. Bravo. Hani böyle bir talep olduğunu o söylemişti bana. Daha sonrasında biz hani oralardan telefon aldık ama hani orada bir altyapının olması gerekiyor. Bunun için de hazırlığını yapıyoruz. İnşallah hayırlı hani olsun. Sanırım ki en büyük başarım da bu olacak şahane, yani. Şahane. En kısa zamanda bunu gerçekleştirmenizi diliyorum. İnşallah. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii. Ya şunu söylemek istiyorum. Yine konumuzun içinde de geçti. Hani biz organizasyon konuşuyoruz şu an, evet, açıkçası. Organizasyon sektöründe hizmet almak isteyen insanların hiçbir şeye aldanmayıp önce o güveni kim olursa olsun, yani atıyorum mahalle arasında bir firma da olabilir bu. Bir plaza içinde de bir firma olabilir. Hiç fark etmez. Önce güvensinler, evet, önce inansınlar. Hani bu kişi benim işimi hakkaniyetle yapacak diyebilsinler ve ondan sonra tercih etsinler. Çünkü ben hep şunu söylerim. Hani en son çift benimle çalışmak ister ama böyle ufak bir kararsızlığı vardır ya. Şunu söylerim. Derim ki biliyorum belki bana kızacaksınız. Ya ne alakası var şimdi aklımıza böyle şeyleri sokuyorsunuz diyeceksiniz ama düğün ile cenaze aynıdır. İkisinin de geri dönüşü yoktur. 10 kere evlenebilirsiniz ama bir kişiyle bir kere düğününüz olacak ve bunun telafisi yoktur. O yüzden iyi seçim yapın derim. Doğru. Ve oradan önemli sonra da bir karar. Kesinlikle. Kesinlikle, evet, çok önemli bir karar. İzleyicilerimiz size direkt olarak ulaşmak isteyebilirler. İletişim bilginizi iletmek ister misiniz? Tabii, çok memnun olurum. 0531 331 55 15 telefon numaramız firmamızın. Kına organizasyonu için hizmet almak isteyen çiftlerimiz boşluk bırakmadan Adelisa Kına Organizasyon yazabilir. Özellikle nikah kısmında da hizmet almak isteyenler yine boşluk bırakmadan nikah memuru kirala sayfamızdan hem görsellerimizi görebilirler hem de bize ulaşım sağlayabilirler. info@temsilnikahmemuru.com'da mail adresimiz. Çok güzel. Malik Bey, sizinle sohbet etmek çok zevkliydi. Sizinle de öyle. Fakat programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sizinle tanışmaktan da büyük onur duydum. Çok teşekkür ederim. Aynı çok şekilde sağ olun. Karşılıklı teşekkürler. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.